Kız senin şu gece 2'de yaptığın iş neydi? Afiş vuruyorum. Nereye vuruyorsun afişi? Şu hani billboardlara... Billboard başka, onu da yapıyorduk. Sen Tutkal'la mı yapıştırıyordun? Yok, onun ilacı ayrı. Yani şey, şu kovanın içine batırıyorsunuz fırçayı, duvara evet, sürüyorsunuz. O ilaç çok kaliteli bir ilaç. Peki nereye yapıştırıyorsun mesela, dükkanlara falan? Billboardlar, hayır, duvarlara yapıştırıyoruz. E sen o işi nereden buldun yani? Ben hiçbir kadın adama yardımcı oluyorum, adama. Görmedim. Kadir, senin resmin oldu mu hiç billboardlarda? Oldu tabii. Oldu. Bak. Var gördüm. Nerede gördün kız? Benim kaynım astı onları hem de. Benim billboardlarım. Evet. Aa, nereye astı kız? Ben şeyde, bahçeli evlerde gördüm. Aa, bak. Ben hem billboardlarım asılmış ama. Gördüm çünkü. Doğrudur ablam. Sen kendini ilk nerede gördün Kadir? Marmaray gibi böyle bir tren bir yeri var. Orada bana attılar resimleri. Peki ne hissettin? Kendimi nasıl şaşarttım anlatamam sana. Bütün akrabalara resimleri. Canım dedim, artık görmeyi tahammül edemediniz. Kadir ezildi sokaklar. Resimleri kıskanıp yırtan falan olmuş mudur acaba? Yok. Onu akrabalarım görmediyse kimse bir şey yapmamışlardır, onlar yapmadıysa. Semra diyor ki Allah seni kahretmesin. Senden sıkılınca WhatsApp'tan engelliyorduk. Şimdi diyor her yerdesin. Nereden engelleyelim? Kız doğru söylüyor tabii. Kadir'ciğim, ünlü olmak başa bela. Ne yapacaksın işte? Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz. Sallasana sallasana mendilini, akşam oldu göndersene sevdiğimi. Sallasana sallasana mendilini, akşam oldu göndersene sevdiğimi. Terere terere terere. Gönül Hanım, misafiriniz var. Gönül Hanımcığım, kolay gelsin. Sağ ol canım benim. Nasıl hoş geldin. Odayı bitirdik. Salon bitti. Salon bitti. Bu şeyler bitti. Oranın duvarlarını yıkadım. Burayı yıkadım. Tezgahı yıkadım. Şimdi burayı çıkacağız. Buzdolabının içi bitti. Duvarı yıkayacağım yine. Buzdolabının içi bitti. İçi bitti. Dışını yapıyorum şimdi. Gönül Hanım'ın 3 saati geçti. 1 saati kaldı. Yalnız o attığınız su, bakın o sebzelere geliyor ve o sabunlu su. O sebze atılacak. O kendin mi ya? Ya inşallah yetiştirirsin yani. Yetiştiririz, yetiştiririz. Biraz ağır ilerledin. Çünkü hani burası çok hani çok uğraştıracak bir ev dediğin. Es geçemiyorsun. Yaptığın zaman detaylı. Bak ben duvar yıkıyorum. Duvar beni oyaladı daha çok. Yoksa ben işi çoktan bitirdim. Sakin olun, sinirlenmeyin. Hayır, ben bak. Biraz şey gördüm sizden. Ay yok yok. Ay özür dilerim ben. Yolda hızlı giderim. İşimi hızlı görürüm. Ve konuşmam bile hızlıdır. Sert konuşuyorsun. Hayır, yok sert değil ama. Kırdıysam özür dilerim sana. Estağfurullah, estağfurullah. Ay canım, kırdıysam aman. Estağfurullah. Tamam, kolay gelsin. Size görüşürüz sağdan. Tamam canım, görüşürüz. Güle güle. Sağ olun. Bunu ben çekeceğim. Gönül Hanım, durun. Ne yapıyorsunuz? Yardım edelim. Vallahi edersen iyi olur. Dolabı çekeceğim. Sileyim, arkasına geçeyim. Mutfakta eksikliği, dolabın üstünü silerken aynı bezi tekrar bırakıp öbür bezi kullandı. Çift bez vardı bir kovanın içinde, ona dikkat ettim. O olmamalıydı, tek bez kullanmalıydı. Çünkü öbür bezi nerede kullandığını ben görmedim. Kadir, nasıl gidiyor temizlik? Canım çıktı tornavidayla araları. Bu cam niye böyle beyaz Kadir? Daha önce kremlemişler, kurumuş. Cama krem girmiş, öyle mi? Kıran girmiş cama, kıran. Camın arası. Şuralar, muralar hep bak kapkara ya. Suyuma baksana. Ay, leş gibi olmuş. Vallahi terledim terleyebileceğim kadar. Aralarını hep tornavidayla girdim, çamurlarını da aldım bir güzel. Şimdi suyumu değiştireceğim bu kabasıydı. Ama orası tek telle geçmez. Çift telle yapman lazım. Oy farfara farfara. Ateşte düştü şalvara. Ağzım dilim kurudu. Kız sana yalvara yalvara. Daracık daracık sokaklar. Kızlar misket yuvarlar.
kızlara koca vermiyor. Kocaman kocaman kadınlar. Gönül Hanım, sizin düğününüz olmamış ya. Düğününüzde ilk şarkı ne olsun istersiniz? Şu an mı için mi diyorsun yani? Şu an düşün ki gelirsin, düğün salonundasın. Damadın elinden tutmuşsunuz. Hı. Halimle içeri gireceksiniz. Evet. Ne çalsın istersin? Gönül, gel seninle muhabbet edelim araya. Kimseyi almayı sevdiğim olabilir mi? Olmaz o mı? O çok ağır kaçar. Ağır. Evet. Çok ağır kaçar. Düşünün, kır düğünü. 1000 kişi toplanmış, sizin açılış şarkınızı bekliyor. Ne çalsın istersiniz? Sevemedim kara gözlüm. O da sevdi, çok ağır. O da ağır. Şimdi olsa diyoruz size. Azdur kız, seninki neydi? Dındara 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 dındara. Alim abim bıkmış zaten. Ne? Alim abim yıllardır davul çalıyor, milletini gelin ediyor. Bir türlü bir kendine... Bir ellere davul çalmış da kendi karısına bir düğün yapmamış. Sorsanıza, ellere var da bize yok mu diye. Ellere alim, karısına zalim. Olmam. Başta olsaydı olurdu da o duruma göre ama tabii ki... İşte o gün topuklu giymeseydin belki de bunlar olmazdı, düğününü alabilirdi. Bir daha topuklu ayakkabı giyerdi. Ay ya, ben öyle olacağını bilsem topuklu giyer mi? Ama ben hep topuklu giyiyorum ya. Sana şimdi acilen bir düğün müziği bulmam lazım. Tamam, yardımcı olalım. Nereliydiniz? Karadeniz. Karadeniz'in neresi? Gümüşhane'ye daha çok yakınız. O zaman tut, ben sana düğün giriş müziği buldum. Kaynatın çayı, sıkın limoni, serin yatağı, terledin beni. Hesteyem ben ölürem, ben ölürem. Hesteyem ben ölürem, ben ölürem. Niye ölsün kadın evlenirken? Aşktan ölüyor. Ölüyorum diye düğün şarkısı mı olur Kadir? Ben aşka inanmıyorum Kadir. Ben aşka inanmıyorum. Aşk daha sonra geliyor. Saygı ve sevgi. Ama aşk da önce var şimdi. Zeki Müren'den dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Hadi hazırlanın, veriyorum düğün müziğini. Sahneye bununla mı girecek? Kalkın, hazırlanın. İşte müziğimiz geliyor. Gönül Hanım böyle olunca bu kız kocaya göbek ata ata gidiyor. Ne kadar da gönüllüymüş demezler mi? Giden gitti artık. Bir sene olmuş. Tarımtacan sahibi olmuş. Ömründe bir kere evleniyorsun. Kime neymiş? Ama... Gönül Hanım, gördüğünüz gibi bıraksak bu Kadir sabaha kadar sohbet muhabbet ederek sizi çalıştırmaz. Peki bırakırsanız cama devam edeceğim. Suyumu değiştireceğim. Hadi. Süreni fazla kullandı bence. Çünkü o kadar süreli bir ev değildi. Daha çabuk bitirebilirdi. Belki yaşından vermiş olduğu bir ağırlık vardır onda. Eli ağırdı.